Merhaba arkadaşlar, Ev Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Muhabbet kuşu almaya karar verdiniz veya yeni aldınız ya da evinizde daha önce aldığınız ve size alışmayan kuşunuz varsa bu videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Muhabbet kuşları doğaları gereği içgüdüsel olarak biz insanlara hemen güven duymazlar. Onların gözünden biz insanlara bakıldığında bir avcı gibi veya canavar gibi görünüyor olabiliriz. Özellikle el ile yakalanma korkusu kuşlarda bir travma etkisi yaratabilir. Bu davranış muhabbet kuşlarının bize karşı güven kaybetmesine neden olacaktır. Yapılan en büyük hatalardan biri de kafes içinde ve kafes dışında yakalamak ve avuç içinde tutmaktır. Eğer kuşunuzu kafes dışına salacaksanız, kafes içine elinizi uzatıp kuşu tutmak yerine kafesin kapısını açın, kuş kendiliğinden dışarı çıksın. Yine yapılan hatalardan biri kuşu kafese koymak için oda içinde kovalamak, yakalamaya çalışmaktır. Kuş oda içerisinde oynadıktan sonra bir tünek yardımıyla onu kafese koymalısınız. Biz kuşlarımıza küçük bir kafes yardımıyla kafese girme eğitimi verdik. Küçük kafesin taban kısmını çıkardık. Kafesin açık tarafını kuşlara doğru uzattığımızda kafese atlıyorlar ve kafesin kapısından kendileri içeri giriyor. Bu şekilde yakalama, kovalamaca olmadan kafeslerine girebiliyorlar. Evinize yeni gelen muhabbet kuşunu hemen eğitmeye çalışmayın. Önce ev ortamını tanısın. Yer değişikliğinden dolayı stresli olabilir. Ev ortamına alışmaya başladıktan sonra kafese yakın mesafede kitap okuyun, ders çalışın, odada müzik açın ve kuşunuza elinizden yiyecek vererek güven kazanmaya çalışın. Böylece hem size alışacak hem de yavaş yavaş güven duymaya başlayacaktır. Muhabbet kuşlarını fazlasıyla eğitime zorlamak ve yormak kuşunuzda güven kaybına yol açabilir. Eğitimler düzenli olarak verilmeli, aralarda dinlendirilmeli ve kuşun sevdiği yiyecekler verilmelidir. Kuşun stresli olduğu görüldüğünde eğitime ara verilmelidir. Kuşların sevdiği bir yiyeceği elinizle tutarak ona yaklaşmalısınız. Onun da elinize gelerek o yiyeceği yemesi hem elinize hem de size güven duymasını sağlayacaktır. Bu şekilde elinizden ona zarar gelmeyeceğini anlayacaktır. Muhabbet kuşları doğal yaşamlarında tırnaklarını kendileri törpülerler. Kafes ortamında yanlış ve eksik konulan malzemeler kuşların gaga ve tırnaklarının çabuk çıkmasına neden olabilir. Bu durumda kuşların tırnaklarının kesilmesi gerekebilir. Bu da kuşunuz ile sizin aranızda güven kaybına neden olacaktır. Böyle bir durumun yaşanmaması için kafeste gaga taşı bulundurmalısınız. Böylece kuşunuz gagasını törpüleyecektir. Yine kafes içinde doğal dal ve tünekleri kemirerek gagalarını törpülerler. Kafeste bulunan plastik tünekleri kaldırın veya plastik tüneklere geçirilen kumlu tünekler kullanın. Kuşun ön ve arka parmakları tüneyi iyice kavramalı, ancak tünek arkasında çok fazla kavuşmamalıdır. İnce tünekte parmaklar arkada birleşir, kalın tünekler ise tam kavrama sağlayamadığı için kuşu yorar. Uygun kalınlıkta doğal dallar ve tünekler kullanılmalıdır. Bu sayede tırnaklar kendiliğinden törpülenecektir. Muhabbet kuşunuzu elinize alıştırmak için kafes içine direkt el ve parmak uzatmak kuşların ürktüğü ve sevmediği bir davranıştır. Kafes içine el uzattığınızda kuşlar yakalanacakları düşüncesiyle sağa sola kaçışırlar. Bu hareket kuşların size olan güvenini kaybettirir. Yapmanız gereken kafes içine bir tünek uzatın, kuş tüneye gelecektir. Kuşu tünekten tüneye bırakın. Bu eğitimi ara ara yapın. Daha sonra tüneyi kısa tutarak parmağınızı uzatın. Bu şekilde parmağınıza gelmesini sağlayın. Eğer kafes içine elinizi uzattığınızda kuşunuz kendiliğinden parmağınıza geliyorsa artık kuşunuz size güveniyor demektir.
Bit spreyi sıkmak, su püskürtmek kuşlarınızı ürkütebilir ve güven kaybına yol açar. Böyle durumların yaşanmaması için kafes düzenli olarak temizlenmeli. Kuşlar kafes dışındayken kafes içine bit spreyi püskürtülmelidir. Kuşlara kızmak, bağırmak, ani hareketlerle kuşları korkutmak da güven kaybına yol açar. Kuşlara yumuşak ses tonuyla konuşmak, ona bir kuş gibi değil bir dost gibi yaklaşmak doğru bir davranış olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.